Arkadaşlar merhaba, Türkçe Hani'ye hoş geldiniz. Limit yayınlarının AYT Edebiyat Soru Bankası'nı çözmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere edebi akımlarla ilgili birinci testi çözmüş olacağım. Birinci soruyla başlıyoruz. Birinci soruda bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilemez demiş. Hemen parçamıza bakalım. Sanat ve edebiyatta her akım ya kendinden öncekinin bir uzantısı ya da kendinden öncekine bir tepkidir. Örneğin nokta nokta akımı nokta nokta akımına tepki olarak doğmuştur diyor. Seçeneklere baktığımızda bakın romantizm klasizme tepki olarak doğmuştur. Bunu elemiş oluruz. Realizm romantizme tepki olarak doğmuştur. Bunu da elemiş oluruz. C seçeneği dursun. Sembolizm parnasizme tepki olarak doğmuştur. Bunu da elemiş oluruz. Parnasizm de romantizme tepki olarak doğmuştur. O yüzden bunu da elemiş oluruz. Fakat arkadaşlar, naturalizm realizme tepki olarak doğmamıştır. Naturalizm realizmin neyidir? İleri bir aşamasıdır. Laboratuvar, deney, gözlem, soya çekim bildiğiniz gibi anahtar kelimeleridir ve realizmde yer alan gözlem ve belgelerin daha ileri aşamasıdır. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. İkinci soru, aşağıdakilerin hangisinde aynı akımın temsilcileri bir arada verilmemiştir diyor. Gautier, Couper, Heraldi arkadaşlar bunlar bildiğiniz gibi Parnasizmin temsilcileridir. Bunu elemiş oluruz. Baudelaire, Verlaine, Rimbaud bunlar da arkadaşlar sembolizmin temsilcileridir. Bunu da elemiş oluruz. Émile Zola, Hemingway, Alfonso Daudet ise naturalizmin temsilcileridir. Bunu da elemiş oluruz. D seçeneği dursun. Victor Hugo, Lamartine ve Jean-Jacques Rousseau. Arkadaşlar bunlar da bildiğiniz gibi romantiklerdir. O yüzden E seçeneğini denemiş oluruz. Ama D seçeneğine baktığımızda ise Schiller'i görüyoruz. Bu nedir arkadaşlar? Romantiktir. Mark Twain bu ise realist olarak karşımıza çıkar. Molière ise daha çok klasizm akımından etkilenmiştir. Bakın bunların hepsi farklı akımlardan etkilenmiş. Bundan dolayı da doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. Üçüncü soru. Aşağıda verilen sanatçılardan hangisi ötekilerden farklı bir edebi akımın etkisinde eserler vermiştir? Ahmet Haşim. Ahmet Haşim bildiğiniz gibi nedir? Sembolist bir sanatçıdır. Verlaine. Arkadaşlar bu da sembolist bir sanatçıdır. Rimbaud. Bu da sembolist bir sanatçıdır. Baudelaire. Bu da sembolisttir. Bunların hepsi arkadaşlar sembolizm akımından etkilenmiştir. Ama Tevfik Fikret'e geldiğimizde ise Tevfik Fikret Parnasizm akımından etkilenmiştir. Bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Dördüncü soru. Aşağıdakilerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? A seçeneği dursun. Parnasizmin kurucusu De Gautier, Banville, Heraldi, Couper, Leconte Lalaisle akımın diğer temsilcileridir demiş. Doğrudur arkadaşlar. Parnasizmin kurucusu Teofilo Gautier'dir. Diğerleri de önemli temsilcileridir. O yüzden B seçeneğini elemiş oluruz. Naturalizmin kurucusu ve en önemli temsilcisi Fransız yazar Émile Zola'dır. Bu da doğrudur. Hatta edebiyatımıza deneysel romanı sokan kişi Émile Zola'dır. O yüzden bunu da elemiş oluruz. Mark Twain Amerikan edebiyatında Charles Dickens İngiliz edebiyatında realizm akımının temsilcileridir demiş. Evet arkadaşlar, iki isim de realizm akımının önemli temsilcilerindendir. O yüzden bunu denemiş oluruz. Fransız edebiyatından Lamartine, Alexandre Dumas, Victor Hugo ve Chateaubriand romantizmin temsilcileridir demiş. Zaten romantizmin ilkelerini belirleyen kişi kimdir? Victor Hugo'dur. Cromwell adlı eserinin ön sözünde bunu belirlemiş. Hernani adlı oyunla da bunu ortaya koymuştu hatırlarsanız. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. A seçeneğine baktığımızda ise André Breton sembolizm akımının kurucusu kabul edilir. Louis Aragon ve Paul Éluard akımın diğer önemli temsilcileridir demiş. Arkadaşlar, André Breton ve diğer sanatçılar sembolizm akımının değil, bildiğiniz gibi sürrealizm akımının temsilcileridir. O yüzden bu ifade yanlış. Bundan dolayı da doğru cevabımız A seçeneği olacaktır.
Beşinci soru, klasizm akımı ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? Akıl ve sağduyu ölçüt olarak almıştır. Evet arkadaşlar, bildiğiniz gibi klasizmin iki anahtar kelimesidir akıl ve sağduyu. O yüzden bu ifadeler doğrudur. Bunu elemiş oluruz. Yunan ve Latin edebiyatlarında işlenen konular yeniden ele alınmıştır. Bu da doğru. Eski Yunan edebiyatından ve Latin edebiyatından konularını alır. Bunu da elemiş oluruz. C seçeneği dursun. Konuya değil, konunun işleniş biçimine önem verilmiştir. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Doğa kavramı insanın iç doğası anlamında kullanılmıştır. Arkadaşlar bu ifade de doğru. Bunu da elemiş oluruz. C seçeneğine baktığımızda ise kişiler halk tabakasından seçilmiş, kaba ve çirkin sözlere yer verilmiştir diyor. Arkadaşlar tamamen yanlış bir ifade. Çünkü kişiler halk tabakasından değil, seçkin kişilerden oluşur. Aynı zamanda kaba ve çirkin sözlere yer verilmez. Bildiğiniz gibi klasizm daha çok tiyatro alanında etkili olmuştur. O yüzden soylulara hitap eder. Bundan dolayı da kaba ve çirkin sözler eserlerde yer almaz arkadaşlar. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. Altıncı soru. Aşağıdakilerin hangisinde sürrealizm akımının temsilcileri bir arada verilmiştir? A seçeneği dursun. Gauthier, Marinetti, Mayakovski. Gauthier bildiğiniz gibi Parnasizm, Marinetti ve Mayakovski ise Fütürizm akımından etkilenmişlerdir. O yüzden B seçeneğini elemiş oluruz. Jean-Paul Sartre, Camus, Verlaine. Arkadaşlar, Jean-Paul Sartre ve Camus bildiğiniz gibi egzistansiyalizm akımından etkilenmiş, Verlaine ise sembolizm akımından etkilenmiştir. O yüzden C seçeneğini de elemiş oluruz. Stendhal, Balzac ve Flaubert, bunların üçü de arkadaşlar yine sizin bildiğiniz gibi realizm akımının önemli temsilcileridir. O yüzden bunu da elemiş oluruz. Rimbaud, Valéry, Kafka. Arkadaşlar Rimbaud ve Valéry sembolizm akımının temsilcileri. Franz Kafka ise bu da egzistansiyalizm akımının önemli temsilcisidir. O yüzden E seçeneğini denemiş oluruz. A seçeneğine baktığımızda ise André Breton, Louis Aragon ve Paul Elard. Arkadaşlar bunlar sürrealizmin önemli temsilcileridir. André Breton bu akımın kurucusudur. Bundan dolayı da doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Yedinci soru. Aşağıdakilerden hangisi realizm ile naturalizm akımlarının ortak özelliği değildir demiş. Özellikle roman türünde etkili olmaları. Doğrudur arkadaşlar. Her iki akımda hem realizm hem de naturalizm roman türünde etkili olmuştur. O yüzden A seçeneğini elemiş oluruz. Çevre ve insan tasvirlerine geniş yer vermesi, betimleme hem naturalizmde hem de realizmde önemli bir yere sahiptir. Özellikle çevre ve insan betimlemelerine, tasvirlerine yer vermişlerdir. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. Sanatçının eserlerinde kişiliğini gizlemesi hem realizm hem de naturalizm için doğrudur. O yüzden bunu da elemiş oluruz. Anlatımda gözleme önem verilmesi. Gözlem daha çok realizmde karşımıza çıksa da naturalizm akımında da önemli bir yere sahiptir. Bunu da elemiş oluruz. Deneysel roman anlayışının benimsenmesi. Arkadaşlar deneysel romanı biz nerede görüyoruz? Naturalizm akımında görüyoruz. Realizm akımında böyle bir şey söz konusu değil. O yüzden doğru cevabımız da E seçeneği olacaktır. Sekizinci soru. Bu parçadaki altı çizili bölümlerin hangisi bilgi yanlışına yol açmıştır? Parnasizm 19. yüzyılın ikinci yarısında Fransa'da realizmin daha ileri ve abartılı biçimi olarak ortaya çıkmış. Determinizm anlayışını edebiyata getirmiştir. Soya çekim, deneye dayanma ve gözlem bu akımın önemli özellikleridir. Emile Zola akımın kuramcısı ve en önemli temsilcisidir. Arkadaşlar, Emile Zola demiş, deney demiş, determinizm demiş ve realizmin daha ileri ve abartılı biçimi demiş. Tabii ki bu akım Parnasizm değil. Nedir arkadaşlar? Naturalizmdir. O yüzden bir numaralı ifade yanlıştır. Bunun için de doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. Dokuzuncu soru. Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde verilenler getirilmelidir? Alman edebiyatı sanatçısı
özgürlük, isyan, doğa, ihtilal gibi yaslandıkları temel kavramlara ve tarihe çevirmiştir gözlerini. Haydutlarda olsun hile ve sevgi, Menüstüdür olsun kötü ve despot bir yönetime başkaldırma temalarını işlemiştir. Fransız ihtilalinin getirdiği havayı yansıtmıştır dramlarında. Bakın Haydutlar, Hile ve Sevgi, Menüstüdür demiş arkadaşlar. Bu sanatçı kim? Bu eserleri yazan kimdir? Tabii ki arkadaşlar Alman edebiyatının önemli isimlerinden Schiller'dir. Peki bu hangi akımdan etkilenmiştir? Tabii ki romantizm akımından etkilenmiştir. Arkadaşlar hangi eserden bahsediyor peki? Burada da William Tell'den bahsediyor. O yüzden doğru cevabımız da Schiller'in, romantiklerin ve William Tell'in olduğu A seçeneği olacaktır. 10. soru. Gözleri vardır şakaklara çekilen, bir avuçluktur küçücük ayakları, bakır levhalardan daha aydın bir ten, kırmızı boyalı uzun tırnakları. Teofilo Guter'e ait bu dizeler aşağıdaki akımların hangisinin biçim ve içerik özelliklerini yansıtmaktadır? Şiire baktığımızda sözcükler genellikle arkadaşlar ilk anlamlarıyla kullanılmış. Bunun dışında şunu görüyoruz. Bu şiirde biçim güzelliği her şeyin önünde görülmüş. Bundan dolayı da ölçü ve uyaklara dikkat edildiği görülmektedir. Yine arkadaşlar şiirde ayrıntılı ve nesnel betimlemeler var. Peki Teofilo Guter hangi akımın kurucusudur? Tabii ki Parnasizm'in akımının kurucusudur. Deminki saymış olduğumuz özellikler de Parnasizm'in özelliğidir. Bundan dolayı doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. 11. soru. Naturalizmle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Dil herkesin anlayabileceği bir niteliktedir. Doğrudur arkadaşlar. Halkın her tabakasına hitap ettiği için bu ifade doğrudur. Bunu elemiş oluruz. Roman kahramanı toplumun hangi kesiminden alınmışsa o kesimin ağzıyla konuşturulur. Bu da A seçeneğinin açıklaması gibi olmuş. Bu da doğrudur. Bunu da elemiş oluruz. C seçeneği dursun. Soya çekim, çevrenin insan üzerindeki etkisi, deneye dayanma, gözlem önemlidir demiş. Doğrudur arkadaşlar. Bakın hep bu ifadeler nedir? Naturalizm akımının anahtar kelimeleridir. O yüzden biz D seçeneğini de elemiş oluruz. Yazar eserlerinde kişiliğini gizler. Bu da doğru. Sanatçılar eserlerinde kişiliklerini gizlerler. Bundan dolayı E seçeneğini de elemiş oluruz. Fakat C seçeneğine baktığımızda bu akıma göre edebiyatın amacı güzele, iyiye ve gerçeğe yönelmektir diyor. Arkadaşlar bu ifade yanlıştır. Çünkü burada güzele, iyiye ve gerçeğe yönelmek değil, gerçeğin en çirkin yönlerini ortaya koymak esas olandır naturalizm için. O yüzden laboratuvar, o yüzden deney, o yüzden determinizm, o yüzden soya çekim anlayışı vardır. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. 12. soru. Bu parçada ileri sürülen görüşler aşağıdaki akımlardan hangisine uygundur? Konu gece gülleri. Dizenin ahenkli karanlığında ve güzel kokulu coşkusu içinde bir yarı biçim gibi. Ancak sezilir durumda bırakılırsa düş gücü onun eksik kalan bölümünü tamamlar. Düş gücü yarasa kuşu gibi. Ancak şiirin yarı karanlığında uçabilir. Arkadaşlar bu parçaya baktığımızda size kimi hatırlatıyor? Tabii ki edebiyatımızın önemli isimlerinden Ahmet Haşim'i hatırlatıyor. Peki Ahmet Haşim'de ne vardı? Durgun sular, akşam, grup vakti, ay ışığı, sararmış temalar lirik bir anlayışla dile getirilirdi. Arkadaşlar bu akıma baktığımız zaman şunu görüyoruz. Şiirde anlam aranmaz. Çünkü şiir anlaşılmak için değil, hissedilmek, sezilmek için kaleme alınır. Bakın burada da sezilir durumda bırakılırsa demiş. Yine aynı şekilde gece gülleri demiş. Sonra arkadaşlar yarasa kuşu gibi ifadeler kullanılmış. Tıpkı Ahmet Haşim gibi sembolik ifadelere yer verilmiş. Zaten Ahmet Haşim de ne der bu akıma binaen? Şiirde anlam arama bülbülü eti için öldürmeye benzerdir.
Şimdi bu bilgiler ışığında bu akım realizm, naturalizm, klasizm, parnasizm olamaz. Tabii ki Ahmet Haşim'in etkilendiği ve büyük temsilcilerinden biri olduğu sembolizm akımıdır. Bundan dolayı da doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. 13. soru. Bu parçada boş bırakılan yerlere sırasıyla aşağıdakilerden hangileri getirilmelidir? Onlara göre coşkun duyguların peşinden. Coşkun duygular diyor arkadaşlar. Duygulara ve hayallere yer veren edebi akım hangisidir? Tabii ki romantizmdir. Devam edelim. Bilimsel yöntemlerin sert adımlarının ardından yürüyorlardı. Peki arkadaşlar, bilimsel yöntemlerin sert adımları diyerek laboratuvar, deney, gözlem ve soya çekimi kastetmiyor mu? Evet. O yüzden burası da nedir? Naturalizmdir. Nokta nokta ise eşyayı dıştan gözlüyorlar. Onun özüne giremiyorlardı. Bu nedenle nokta nokta sesten ve hareketten kaçıp sessizliğe yöneldiler. Anlamda kapalılık, yorumda sonsuzluk onların en belirgin özellikleridir diyor. Arkadaşlar, anlamda kapalılık, yorumda sonsuzluk dediğine göre ve özellikle şu anlamda kapalılıkla daha çok bildiğimiz bu akım hangisidir? Tabii ki sembolizm akımıdır. Şuraya da ne gelir arkadaşlar? Buradaki boşluğa da gelecek akımımız parnasizmdir. Tamam mı? Parnasizm akımı gelecek. Seçeneklere baktığımızda realist, klasik, realist, klasik demiş. Bakın zaten ilk başta olayı çözmüşüz. Romantikler, naturalistler, parnasiyenler ve sembolistler olacak. O yüzden doğru cevabımız da E seçeneğidir. 14. soru. Bu parçada numaralanmış cümlelerin hangisinde bir bilgi yanlışı vardır? Sembolizm 19. yüzyılın sonunda Fransa'da romantizme tepki olarak doğmuştur. Arkadaşlar, bir numara dursun. Sembolizmde kişinin iç dünyası önemlidir. Evet, o yüzden sembolistler hissedilmek için şiir yazar. İkiyi elemiş oluruz. Bu akıma göre gerçeği olduğu gibi anlatmak mümkün değildir. Bu da doğru arkadaşlar. Gerçeği daha çok içinde hissettiklerinden yola çıkarak anlatırlar. Bunu da elemiş olduk. Bu akımda açıklıktan kaçınma vardır. Kapalı bir anlatım benimsenmiştir. Bu da doğru. Genellikle eserlerine baktığımızda kapalı anlatımların olduğu görülmektedir. Yoğun anlatımlı eserler kaleme alırlar. O yüzden 4'ü de elemiş oluruz. Baudelaire sembolizm akımının öncüsü kabul edilir. Bu da doğru. Baudelaire en önemli isimlerinden biridir. Başta gelen isimden biridir. Bunu da elemiş oluruz. Bakın arkadaşlar, buradaki bilgi yanlışlığı şurada. Sembolizm 19. yüzyılın sonunda Fransa'da romantizme tepki olarak ortaya çıkmamıştır arkadaşlar. Sembolizm tepki olarak ortaya çıkmış olduğu akım hangisidir? Tabii ki şiirde gerçeklik, gerçekçilik anlamına gelen Parnasizm akımına tepki olarak çıkmıştır. O yüzden bir numaralı ifade yanlıştır. Bunun için de doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. 15. soru. Aşağıdakilerin hangisinde belirtilen özellik Ayraç içindeki akımla ilgili değildir? Kahramanları yetiştikleri çevrenin diliyle konuşturma. Evet arkadaşlar, bu özellik naturalizmle ilgilidir. Naturalizmde kahramanlar yetiştikleri çevrenin diliyle konuşur. A seçeneğini elemiş oluruz. Hayal ve duyguyu ön planda tutma romantizm demiş. Bu da doğru. Zaten romantizmin iki anahtar kelimesi duygu ve hayaldir. Bunu denemiş oluruz. C seçeneği dursun. Yapıtlarda biçim kusursuzluğuna önem verme klasizm demiş. Bu da doğru. O yüzden kahramanları nedir? Seçkin kişilerdir. Biçim kusursuzluğuna önem verirler. Bundan dolayı D seçeneğini denemiş oluruz. Anlam açıklığını değil, anlam kapalılığını esas almışlardır. Sembolizm. 14. soruda çözmüştük. Bakın orada da böyle bir ifade geçiyordu. Sembolistler anlam kapalılığını, yoğun anlatımlı eserler kaleme almışlardır. Yoğun anlatımları severler. Bu da doğru. Bunu da elemiş oldum. C seçeneğine baktığımızda ise bilinçaltını akıl ve mantıktan üstün tutma demiş romantizm. Arkadaşlar, bilinçaltı varsa bu romantizm değildir. Sizin de bildiğiniz gibi Freud'un psikanaliz kuramından yola çıkarak ortaya çıkmış bir akım var. O sürrealizmdir. Bundan dolayı da doğru cevabımız
C seçeneği olacaktır. Bu testin de son sorusuna geldik arkadaşlar, 16. soruya. 16. soruda sanat, dinamik bir oluş içindeki insanın duygu ve ihtirasları, insanın duygu tecrübesidir. Söz konusu duygu ve ihtiraslar öncelikle ferdidir ve sanatkara aittir. Ancak bu bireysellik onu evrensel olmasını engelleyemez. Şimdi bakın, burada duygu kelimesinin çok fazla tekrar edildiğini görüyoruz. Peki klasizmde duygu var mı? Yok. Daha çok akıl ve sağduyu var. Bunu elemiş oluruz. Dadaizmde bunlar da kuralsızlığı kendine kural edinmişlerdir. Bunu da elemiş oluruz. Naturalizm, deney, soya çekim, laboratuvar, gözlem, determinizm anlayışı var. Bunu da elemiş olduk. Sembolizm, yoğunluk, hissedilmek, anahtar kelimeleridir. Bunu da elemiş oluruz. Duygu ve hayallere yer veren romantizmdir. Bundan dolayı da doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve kanalımı arkadaşlarınıza önermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepiniz hoşça kalın.